أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ve aleyna ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri mahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufebbidu emri ilallah. İnna Allaha basirun bil ibad. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Ezelde ve ebedde var olan, kudretiyle kainatı yoktan var eden, lütfuyla bizlere iman bahşeden, rahmetiyle bizleri böylesine mübarek bir sabaha kavuşturan, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Alemlere rahmet, iki cihanın serveri, Rabbimizin sevgilisi, gönüllerimize safa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bir Ramazan-ı Şerif ayının daha sonunda, bir bayram sabahına bizleri kavuşturan Rabbimiz, hakiki bayramlara da kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Ömrümüzde bugüne kadar kaç Ramazan-ı Şerif ayı idrak ettik, kaç bayram sabahına kavuştuk bilmem. Ama bu Ramazan-ı Şerif bizim için Rabbimizin rızasını kazandığımız Ramazan-ı Şerif ayını kendimizden hoşnut ve razı ettiğimiz bir ay olsun duası ile sözlerimize başlayalım. Hazreti Ali radıyallahu anh için denilir ki, bayram sabahında cemaate hutbe okumak üzere minbere çıktığında şöyle seslenirmiş: ey Müslümanlar, bilmiyorum ki içinizden hanginizin Ramazan-ı Şerif ayı kabul edildi, onları tebrik edeyim. Hanginizin Ramazan-ı Şerif'i reddedildi, onlara da taziye vereyim. Bilmiyorum hangimizin Ramazan'ını Allah kabul etti. Büyükler şöyle dua ederlerdi: bilsem ki Allah Azze ve Celle ömrüm boyunca yaptığım secdelerimden bir tanesini kabul etti, bu bize yeter. Yani hayatımız boyunca hep secde ettik ama Allah bir tanesini kabul etse, buna sevinen Allah dostları var. Hani biz her namazımız kabul olsun diye sözde dua ediyoruz. Onlar bir kabul olunmuş secde için dua ediyorlardı. Çünkü onlar biliyorlar ki Allah bir kulunun bir secdesini kabul ederse
o kabul olunan bir secdenin hatırına cümle secdelerini kabul eder. Allah bir kulunun bir Ramazanından razı olursa, o razı olunduğu Ramazanın hatırına cümle Ramazanlarını Allah kabul eder. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, o da cemaate şöyle hitap ederdi Ramazan bayramında. Derdi ki, ey Müslümanlar, bir ay boyunca oruçla, teravihle, sair amellerle Allah'a ibadet ettik. Şimdi vakit dua vaktidir. Bir ay boyunca yaptıklarımızı Allah'ın kabul etmesi için şimdi bundan sonra dua lazım. Çünkü Allah Kur'an'da buyurdu ki, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah ancak muttakilerin amelini kabul eder. Selef-i Salih'in Ramazan-ı Şerif ayından sonraki 6 ay, Allah'ım bu Ramazan'daki orucumuzu, teravihimizi, sair ameli salihlerimizi bizden kabul et diye dua ederler. 6 ay Ramazan'dan sonra o Ramazan'ın kabulü için dua ederler. Ramazan'a 6 ay kalınca da Ya Rab bizi Ramazan-ı Şerif ayına kavuştur diye dua ederler. Selef-i Salih'in hayatında Ramazan nasıl? Ramazan'dan sonraki 6 ay bu Ramazan'ı bizden kabul et Ya Rab dualarıyla geçen, Ramazan'a 6 ay kaldığında da o 6 ayda gelecek Ramazan'a bizi kavuştur Ya Rab dualarıyla geçer. Selef'in, geçmiş büyüklerin hayatındaki Ramazan. Çünkü onlar biliyorlar ki Allah Azze ve Celle hadisi kutsi'de nasıl buyurmuştu? Bütün Ademoğlunun yaptığı ameller onun içindir. İlla sıyâme li. Ama oruç benim içindir. Ve ene eczibi. Onun mükafatı bana ait Mevla. Hatta bir rivayette buyurulduğu üzere kıyamet günü boynuzsuz koyun boynuzludan hakkını alacak. O gün herkes, zerre kadar kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Hak sahiplerine hakları neyle ödenecek? Kulun dünyada yaptığı amellerine karşı. Yani kimin ahirette borcu varsa o borçlar neyle karşılanacak? Kıldığı namazlarla, yaptığı hayırlar, iyiliklerden karşılanacak. Ne zaman ki diyor kulun ameli bitti. Ama karşıda alacaklar bitmedi. Melekler derler ki Ya Rab kulunun daha verecek ameli yok. Bir orucu kaldı. Mevla buyurur ki ona dokunmayın. Kalan hak sahiplerine alacaklarını ben katımdan rahmetimle karşılayacağım. Kulumu da bu orucu, bu Ramazan hatırına affedip cennete koyacağım. Ramazan, oruç böyle bir ay idi. Geride kaldı. Artık bundan sonra söylenecek söz, Rabbim becerebildiğimiz, yapabildiğimiz kadar eksiklerimiz, kusurlarımızla belki kıymetini bilemedik, anlayamadık. Daha çok gayret etmemiz, daha çok ibadete yüklenmemiz gerekirken gaflet ettik, oyuna daldık. Ya Rab eksiklerimizle Ramazan-ı Şerif ayını bizden kabul et diye dua etmemiz icap eder. Nasıl bir ay ve nasıl bir sabah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelin kulak verelim. Beyhaki'de geçen Abdülkadir Geylani'nin Gunye'de bahsettiği, rivayet ettiği Ebu'l-Leys Semerkandî'nin Tenbihul Gafilî'nde geçen bir hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ramazan-ı Şerif ayı bittiğinde, yani şu vakitlerde, sabah namazı vaktinde Cenab-ı Hak semanın meleklerini arza indirir. Bayram sabahında melekler arza inerler, Müslümanların yaşadıkları mahallelere, beldelere, köylere sokaklarını, sokak başlarını tutar melekler.
Yani hangi mahallelerde, hangi köylerde Müslümanlar var, o yerleşim yerlerinin sokak başlarına melekler inerler, insanlar ve cinlerin dışındaki bütün mahlukatın duyacağı bir sesle şöyle hitap ederler yeryüzü Müslümanlarına. Ey Müslümanlar, Rabbinizin huzuruna çıkın. Yani bayram namazı kılmak için camilere toplanın diye yatağında, evinde sabah namazını kılmış, bayram hazırlığı yapan Müslümanlara camilere bayram namazı için gitmeleri için melekler adeta teşvik eder, davet ederler diyor. Ne zaman ki kullar bayram namazı kılmak üzere camilerde bir araya gelir, toplanır, siz gibi Mevla Teala meleklerine şöyle hitap eder. Ey meleklerim, şimdi ben bu kullarıma nasıl muamele edeyim? Benden ne bekliyorsunuz? Bir ay boyunca Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmuş, geceleri camiye cemaate belki gelememiş, teravihleri evinde de olsa, belki ailesiyle, cemaatle, belki kendi başına münferiden kılmış teravihini. Gecesinde kıyam, gündüzünde sıyam ile bir ay benim rızamı arayan bu kullarıma şimdi ne muamele edeyim? Meleklerine sorar Mevla. Melekler derler ki, Ya Rab, sen kerem sahibisin. Sen kullarını en güzel şekilde ücretlendirirsin. Yani biz ne söyleyebiliriz sana ki? Mevla Teala meleklerine der ki diyor, ey meleklerim, şahit olun, şu bir ay boyunca ben emrettim diye helal olan yemek, içmek, nikahlı hanımlarıyla bir ay boyu imsak iftar arasında aralarına mesafe koydular mı? Helal olanlardan bile benim rızam için uzak durdular mı? Gündüzünde oruç, gecesinde kıyam, namaz vesaireyle benim rızamı arayan bu kullarıma, ey meleklerim, siz şahit olun ki ben onlardan razı olmak ve onları affetmekle onları ücretlendirmeyi takdir ettim buyurur. Yani ne olacak? Bir ay boyunca Ramazan'da çalışan işçilerin, Allah'ın fabrikasının çalışanlarının Ramazan bayramı sabahında Allah'tan alacakları ücret neymiş? Mevla diyor ki, meleklerim şahit olun, bu kullarımın benden alacakları, onlardan razı oldum ve günahlarını bağışladım. Sonra döner diyor Mevla kullarına, bayram namazı kılmak üzere camide toplanan müminlere Allah Azze ve Celle şöyle hitap eder. Ey mümin kullarım, şu an ahiretiniz için benden ne isterseniz vereceğim. Yani şu saatler itibariyle Mevla Teala'nın kullarına hitabı, Efendimizin haberi. Ey kullarım, ahiretiniz için benden ne isterseniz size vereceğim. Dünyanız için de benden ne isterseniz sizin için hayırlı olan, sizin lehinize olanları vereceğim. Yani şu an dua vakti, dualarınıza icabet edeceğim. Ahiretiniz için ne isterseniz vereceğim. Dünyanız için de sizin için hayır hangisidir bilmezsiniz. Ben sizin için hayırlı olanları vereceğim. Ve sonra Mevla der ki diyor, ey kullarım, kumu, ayağa kalkın bayram sonrasında, mağfuren leküm. Günahlarınız affedilmiş olduğu halde evlerinize öyle dağılın diyecek. Rabbim bu hitabı alarak buradan kalkmayı cümlemize nasip eylesin. Nasıl bir aymış Ramazan-ı Şerif ayı? Selefi Salih'i niye Ramazan'dan sonra 6 ay Ya Rab bizden kabul et diye dua ediyorlarmış, anlayabildik mi? Nasıl bir sabahtayız, bu bayram neyin bayramı ve nasıl bayram, inşallah anlayabildik. Ama maalesef biz insan, Beni Adem olarak sahip olduğumuz şeylerin kıymetini maalesef maalesef bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bize öyle nimet, öyle güzellikler bahşetti ki sadece verilen bir nimet için düşünmek ve konuşmak gerekirse
Allah Azze ve Celle bize öyle nimet verdi ki, bize verilen nimet nice peygamberlerin eşleri, çocukları, babaları, akrabaları için yaptıkları, gözyaşı döktükleri ama karşılığında kendilerine verilmeyen bir dua bize nasip oldu. Peygamber ya, İbrahim Aleyhisselam'ın gözyaşları içinde Allah'a el açıp yalvarıp dua edip istedi ama İbrahim peygambere verilmeyen sana verildi Müslüman kardeşim. Lut Aleyhisselam'ın dua edip yalvardı ama ona verilmeyen sana verildi. Nuh Aleyhisselam'ın yalvarıp alamadığını Allah sana bahşetti. Efendimiz Aleyhisselam'ın dua edip dualarının kabul edilmediği bu manada nimeti Allah bize ikram etti. Hangi nimet? İbrahim'in babasına yaptığı, Nuh'un oğluna ve hanımına yaptığı, Lut'un hanımına yaptığı, Efendimiz'in amcaları için yaptığı ama maalesef bu dualar kabul edilmedi. Ve onlara Allah iman nasip etmedi. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına nasip olmayan iman sana nasip oldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğluna nasip olmayan iman sana nasip oldu. Lut Aleyhisselam'ın hanımına nasip olmayan iman, Efendimizin amcası Ebu Leheb'e, Ebu Talib'e nasip olmayan iman sana nasip oldu. Nasıl bir devlete sahip, nasıl bir nimete sahip olduğumuzu anlayalım, görelim. İnsanların çoklarına verilmeyen ama bize verilen bu imanın, bu nimetin hem kadrini bilelim hem gereğini de yerine getirelim. Madem insanların çoklarında bu nimet yok, bu nimetin verilmediği insanlar da bu nimete sahip olan insanların arasında bir fark olması icap etmez mi? 8 milyar insandan belki 1,5 milyarı öyle söyleniyor. İmana sahip, imanla şereflenmiş, nasiplenmiş. Gel gör, o 1,5 milyar imanla şereflenen insanların yaşantısıyla belki 6 küsür milyara nasip olmayan, verilmeyen, o iman nimetinden mahrum olan o insanların yaşantısı arasında bir fark yok ise o zaman bu nimetin kıymetini bu insanlar, bu Müslümanlar bilmiyorlar demektir. Madem Allah insanların çoğuna vermediği bu nimeti bize vermiş, o zaman bu nimetin farkını ortaya koymak durumundayız. İşte bu nimetin gereğindendir ki bir ay boyunca elhamdülillah Allah emretti, yemeği içmeyi terk ettik. Allah emrettiği için Ramazan-ı Şerif ayında orucumuzla, namazımızla, fitreler, fidyeler, zekatlar, hayırlar, sadaka, infak, Kur'an tilavetleri, Kur'an mukabeleleri vesaire, bütün bunlarla Mevla'nın bahşettiği o imanın belki şükrünü eda etmek, belki karşılığını ortaya koymak adına bir gayretin içinde olduk. Ama bu sadece bir aya mahsus bir elbise değil, kulluk. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَهْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadete, itaate, kulluğa devam edeceksiniz. Ramazan-ı Şerif ayında iftara yarım saat, bir saat kala önünde sana helal olan yiyecekler, sofra başında, ezana 5 dakika var. Niye yemiyorsun acaba? Yesene. Helal olan, bak su helal, ekmek helal, çorba helal ama top atılmadan, ezan okunmadan yemedin. Niye? Allah öyle emrettiği için. Peki Allah sana emrettiğinde bak helali bile terk ettin. Elhamdülillah. Sende bak ne güzel bu irade var demek ki Allah'ın rızasını kazanmak için helalleri bile terk edecek iradeyi gösteren sen. Senenin kalan 11 ayında sana orucu emreden Allah o kalan 11 ayda da namaza devam et diyor, faizden uzak dur diyor, zinadan uzak dur diyor, haramdan uzak dur diyor, şunu yap bunu yapma diyor. Allah aynı Allah. Oruçtaki
Emre itaat hassasiyetimizi Ramazan sonrasındaki bu kalan aylarda da gösterebilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin, nasip eylesin diyelim. Kıymetli müminler, bugün bayram. Eskiler derler ki, leysel aid limen lebisel cedid. Bayram, yeni elbiseler giymek değil. Hani eskiden çocukluğumuzda bayramda yeni kıyafetler giymek. Bayramı öyle zannederdik. Bayram yeni kıyafetler giyme günüdür. Elbette bayramda imkanı olanlar yeni kıyafetler giysin. Ama bak eskiler diyorlar ki bayram yeni kıyafetler giymek değil. Asıl bayram belilayit limen amene bilvaid. Allah'ın tehdit ettiği ahiret gününün cehenneminden kurtulmanın günüdür bayram. Dostlardan birine bir gün bayramınız mübarek olsun denmiş. O da cevaben demiş ki asıl bayram ölmeden tövbe edebilmektir. Asıl bayram ölürken imanla ölebilmektir. Asıl bayram kabirde sorgu suale cevap verebilmek, kıyamet sabahına kadar kabirde istirahat edebilmektir. Asıl bayram mahşere kalkıldığında 50 bin sene devam edecek Allah'ın huzurunda insanlar toplanmış, daha hesap kitap yok. O 50 bin senelik bekleme anını arşın gölgesinde gölgelenerek beklemektir. Asıl bayram ameller mizana koyulduğunda sevabı ağır gelen kişilerden olmaktır. Asıl bayram sırata vurduğunda takılmadan karşıya geçebilmektir. Asıl bayram cennetin kapısında meleklerin selamun aleyküm tıbtüm fedhulüha halidin. Allah'ın selamı ile içinde ebedi kalacağınız cennete buyurun diye davet edilmektir. Asıl bayram cennette selamun kavlen mir rabbir rahim. Rabbi rahim olan Allah'ın kuluna selam verip cemalini gösterip kulum senden ebediyen razı oldum hitabına muhatap olmaktır. Allah bu bayrama kavuşmayı da bize nasip eylesin diyelim. Evet, bugün bayram ama biz burada rahat içerisinde bayram kutlama hazırlığını yaparken hani Erzurumlu ağanın biri koyunlarını af buyurun çobana teslim etmiş, emanet etmiş. Sen al bunlarla ilgilen. Kendisi de hamama girmiş. Zaman sonra çoban geldi. Mevsim kış, Kasım ve Erzurum. Hani Erzurum'a, Erzurumlu'ya sormuşlar ya sizde kış ne kadar diye. Demiş sene 12 ay bizde 13 aydır kış. Öyle bir memleketten bahsediyoruz. Az sonra bizim çoban hamama girdi, ağanın yanına. Efendim dedi, bizim koyunlar soğuktan dedi dışarıda tir tir titriyorlar, ne yapayım? Hamam nasıl bir yerdir hacı abi? Hamamdaki bizim ağa dönmüş çobana demiş, çoban bu sıcakta da demiş, koyun niye titresin ki? Kendi hamamda olunca dışarısını da içerisi gibi zannediyor bizim ağa. Biz şimdi burada bu kadar rahatın içerisinde bayramlaşmanın, yani bu pandemide evlere mahkum kaldık, dışarı çıkamıyoruz. Bu bile bize ağır gelirken, bu bayramı İsrail kafirinin bombaları altında, evlerinde duramayacak şekilde camilerine, Mescid-i Aksa'ya gidemeyecek, bayram sabahına çıkan ümmet-i Muhammed'in o durumunu da Allah rızası için düşünelim. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle dünyanın bir ucunda Müslüman kardeşi zulüm altında inlerken öteki ucundaki Müslümanlar onun ızdırabını duymazlarsa burada bir kopukluk, bir eksiklik var demektir. Mescid-i Aksa'da Müslüman kardeşlerimize zulmedilirken, Filistin'de, Gazze'de Müslümanların üzerlerine bomba yağdırılırken, rahatından, keyfinden feragat etmeyen, acısını hissetmeyen,
onlar namına en azından ellerini kaldırıp hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Pir-i Maune'de şehit edilen 70 sahabenin ardından ala rivaye 40 gün sabah namazından sonra ellerini kaldırıp o Müslümanları şehit edenler için beddua etti ya, benim Müslüman kardeşim elinden hiçbir şey gelmiyorsa ellerini kaldırıp da Yaradan'a Müslüman kardeşlerin için dua, zalimler için beddua etmek de dilinden mi gelmiyor? Şunu söyleyerek cümlemi toparlayayım. Denilir ki eski ümmetlerden ibadet ehli biri vefat etti. Abid. Kabirde melekler sorgu suale geldiler. Baktılar namazda eksiği yok, oruçta eksiği yok, şunda eksiği yok, bunda eksiği yok. Bütün sorguları tas tamam cevapladı. Bizimki seviniyor. Kabir sualini geçtim derken melekler dediler ki şimdi buna azap edebilirsiniz. Şaşırdı diyor. Ya madem bütün soruları cevapladım, eksiğim yok, ibadetlerim tam, niye bana azap ediyorsunuz? Cevap. Hani sen falan gün, falan yerde otururken gözünün önünde bir Müslüman kardeşine birkaç kişi toplanmış eziyet, zulmediyorlardı ve sen de bu olayı seyredip elinden geldiği halde Müslüman kardeşini ona zulmedenlerden kurtarmamış, sadece seyretmekte kalmıştın ya, ha Müslüman kardeşine işkence edilirken seyretmenin karşılığında sana bu kabir azabı tattırılacaktır. Üç arkadaş bir araya gelmişler, iddialaşmışlar. Ne üzerine? Demişler ki içimizde en kötü kim? Hangimiz daha kötüyüz? Yani hangimiz zulümde daha şiddetliyiz? Kötülükte daha şiddetliyiz? Biri demiş ki içinizde en kötü, en zalim. Biliyorsunuz beni yani. Benden daha kötüsü yok bu alemin. İspatlayalım o zaman. Karşıdan küçük bir çocuk geliyor. Durun bakın demiş. Ben nasıl kötü olduğumu şimdi göreceksiniz. 5-6 yaşındaki bir çocuğu aldı, evire çevire patakladı. Sonra döndü. Gördünüz mü dedi bak. Ben de acımak yok oğlum. Ben şöyle zalim, ben böyle kötü bir adamım. 5 yaşındaki çocuğa ne ettim gördünüz? Öteki kalktı. O öyle yapar da bu geri kalır mı? Sen hele bana bak dedi. Ben senden daha zalimim oğlum dedi. O yerde kan revan içinde yatan çocuğun üzerinde tepinmeye başladı. Bak gördün mü dedi. Ben senden daha zalim oğlum dedi. O yerinde hiç oturup ayağa kalkmayan dedi ki oturun lan dedi. İçinizde benden daha zalimi yok. Bu alemin en kötüsü benim dedi. Dediler sen bir şey yapmadın. Daha ne yapacaktın dedi. O az önce evire çevire dövüp üzerinde tepindiğiniz benim öz kardeşimdi. Bak sesimi çıkartmadım dedi. Bu dünyanın en zalimi kim? İsrail zalim. Eyvallah. İsrail'in zalim olduğunu, katil olduğunu, terör bir devlet olduğunu bilmeyen yok. Ama İsrail'in katil, zalim olduğu, kötü olduğu kadar yaptığı zulme seyirci kalan ümmeti Muhammed, alemi İslam, yeminle söylüyorum en az İsrail kadar bu yapılanlarda ortaktır, onlar kadar kötüdür. Onun için gelin bu bayram sabahında Filistin'de kaç gündür yaşananları görüyoruz değil mi? Yani bu sıradan bir mescit, sıradan bir cami, Avustralya'da bir cami baskını yapıldı, 30 küsür insan katledildi, günlerce dünya gündemindeydi değil mi? Falan cami değil acaba. Efendimizin ifadesiyle yeryüzünde 3 tane mescit. Bunların bir tanesi Mescid-i Aksa. Efendimizin Miraç'a çıkarken bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırdığı Allah'ın yeryüzündeki Kabe'den sonra ikinci evi Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği ve biz Müslümanların ilk kıblegahımız. Yani bizim namusumuz, bundan daha kutsalımız yok. Senin kutsalına İsrail zalimi el uzatırken, senin mahremine o kirli elini dokundururken, işgale kalkarken,
sen hala oyunla, diziyle, futbolla yatıp kalkıyorsan Hacı abi, kusura bakma, bu bayram, bu Ramazan bilmiyorum bize fayda eder mi? Allah Azze ve Celle başta Filistin, yeryüzünün bütün mazlum Müslümanlarına, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta bütün Müslümanlara Rabbim imdad eylesin, nusretiyle muamele eylesin, yardımını ihsan eylesin. Kabe'yi yıkmak üzere gelen Ebrehe'nin ordusuna Rabbim o gün ebabiller gönderdiği gibi Mescid-i Aksa'yı yıkmak isteyen İsrail oğullarına da Rabbim ebabiller göndersin. Ama o gün Müslümanların sayıları az idi. 10 milyon Yahudi'ye karşı 2 milyar Müslüman eğer Allah'tan ebabil gönder diye dua ediyorsak o gelen ebabiller önce kimi taşlayacak, bunun da hesabını iyi yap. Allah Azze ve Celle Kahhar ismiyle, Muntakim ismiyle, Aziz ismiyle başta İsrail olmak üzere yeryüzünün bütün zalimlerinden mazlumların intikamını alsın. Ve bize de yeryüzü Müslümanlarına ümmet olma şuuru, kıyam edebilme, bir araya gelebilme şuurunu ikram eylesin diyelim. Ümmetin bu birliğine engel olan başta bu ümmetin başındaki krallar, prensler, kimler varsa Allah onların da tahtını yerle bir eylesin. Amin. Ümmetin birliğine engel olan bu ümmetin başında, bu ümmetin iradesine bak, halklarda sıkıntı yok. Mısır halkı da sokakta, Afganistan halkı da sokakta, Ürdün halkı, Yemen halkı da sokaklarda. Sokaklardaki bu Müslümanların bu feryadını duymazdan gelen krallar, prensler Allah imkanlarını iptal eylesin. Mevla Teala Müslümanlara, Müslümanları bir araya getirecek yöneticiler nasip eylesin. Cenab-ı Hak şimdiden bütün alem İslam'ın, özellikle bizim milletimizin, memleketimizin bayramını hayırların fethine, şerlerin define vesile eylesin. Böyle kapanma, pandemi günleri içinde geçirdiğimiz son bayram, son Ramazan olsun. Rabbim bizi bu illet, bu hastalıktan da halas eylesin. Bu arada ölenlerimize Rabbim rahmet, hastalarımıza şifa, kalanlarımıza afiyet üzere hayırlı, bereketli bir ömür ihsan eylesin. Allah hepinizden ebeden razı olsun. El-Fatiha.